Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Öncelikle elbette bugün çok özel bir gün. Öğretmenler gününü ben de kutluyorum. Tüm öğretmenlerin yaşam boyu süren bir meslek sahibi olan son derece saygıdeğer insanlar olduğu ön kabulüyle hem bugünlerini hem yarınlarını esenlik içinde geçirmelerini diliyorum. Bir öğretmen aileye mensup bir birey olarak elbette öğretmenlerin hepimizin hayatında yeri çok özel. Benimkinde biraz daha özel. Hem annem hem babam öğretmen olması hasebiyle. Ve tabii öğretmenler topluma hizmeti ancak gerekli altyapı ve o altyapıyla birlikte eğitim hizmetlerinde elzem olan donanım olduğu takdirde eksiksiz verebilirler. Ve günümüzde bu ihtiyaçlar çok farklılaşmış vaziyette. Teknolojinin de mutlak suretle katılımı ve dahil edilmesi gerekiyor. Dahası pandemi koşullarında biz eğitimle teknolojinin entegre olmaması halinde nasıl bir kayıp yaşanacağını acı örneklerle gördük. Gerek maddi olanaksızlıklar nedeniyle elektronik bağlamda eğitime erişim şansı olmayan çocukların mağduriyeti, gerekse ülkedeki teknik yetersizlikler nedeniyle erişim şansı olan çocukların da eğitim imkanlarından yoksun kalması gibi pek çok acı deneyimi bir arada yaşadık. Eğitim elbette ülkeler açısından bir planlamanın ürünü olmalıdır. Ülke kendini gelecekte nerede görmek istiyor? Nasıl bir demografik yapı hayal ediyor? Bununla ilgili plan yapılır ve eğitim öngörülerin gerçekleşmesi doğrultusunda ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla planlanır ve uygulanır. Ülkesel hedefler olmaksızın doğru bir eğitim planlamasına elbette imkan yoktur. Bu çerçevede altyapı son derece önemlidir. Okulların erişilebilir olması, her bir çocuğun teker teker eğitim hakkını sonuna kadar adil bir biçimde kullanması son derece önemlidir. Ve anayasanın devlete yüklediği görev de budur. Her bir çocuğa kesintisiz erişilebilir ve standartları belirlenmiş bir eğitimin sunulması. İçinde bulunduğumuz dönem maalesef bu bağlamda korkunç fırsat eşitsizliklerinin yaşandığı bir dönemdir. Covid-19 öncesinde dahi korkunç bir fırsat eşitsizliği söz konusuyken, Covid-19'la birlikte bu eşitsizlik çok daha derinleşmiş ve deyim yerindeyse kayıp nesiller varlığını sürdürmüştür. Bu çok acı verici bir durumdur. Gerek okul öncesi çağda, gerek ilkokul çağında, ilkokulun sonunda veya orta öğrenimin başında ve hatta orta öğrenimin sonunda eğitim kayıpları nedeniyle birden çok nesil aslında eğitim eksiklikleriyle birlikte hayat yolculuğunda ilerlemeye devam etti. Bu son derece acı verici. Bir de bunun üzerine elbette hiçbir planı olmayan, hiçbir hedefi belirlenmemiş, bu hedefsizlik nedeniyle gerekli insan kaynağına sahip olmayan bir eğitim bakanlığı, bir eğiticiler ordusu ülkedeki varlığını sürdürürken, korurken elbette biz eğitimden arzu ettiğimiz ölçüde istifade etme şansını yakalayamıyoruz. Geçtiğimiz dönem Sayın Olgun Amcaoğlu'nun görevde olduğu, eğitimden sorumlu olduğu birden çok hükümet döneminin yaşandığı bir dönemdi ve sonuna gelmiş bulunuyor. Eminim Olgun Bey de bu doğrultuda ciddi bir memnuniyet hissediyordur. Çünkü istekli bir eğitim bakanı değildi aslında. Eğitim bakanlığı bir zorunluluktur kendisi için. Beklenmedik bir zamanda ortaya çıkmış bir durumdu. Elbette elinden geldiğince bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için çaba sarf etti. Ancak hem 2021 yılında gerek bütçe olanakları, gerekse bakanlığın kapasitesi, gerekse 2022 yılında bütçe imkanları eğitimde doğruların yakalanması bakımından son derece sorumlu oldu ve olacaktır. Bunu da görmek mümkündü. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, benden önce yapılan konuşmalarda dile gelen konular üzerinde durmadan zamanı ekonomik kullanma gayretiyle hareket edeceğim için birkaç noktaya temas ederek spesifik olarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi
az önce ifade ettim, eğitim bağlamında çok ciddi bir fırsat eşitsizliği yaşanmaktadır ülkemizde. Bu fırsat eşitsizliği sadece özel okullar, kamu okulları, merkezi okullar, perifer okulları bağlamında değil, aynı zamanda kamu okullarında yavaşça seyretilmiş eğitime eğitime devam edenler ve eğitimin kesintisiz devam ettiği okullar olarak de ayrılmaktadır. Şimdi şöyle bir durum var. Önceki günden düne, dünden bugüne korkunç bir kaynak kaybına uğramaktayız. Bütçede öngörülmüş ödenekler döviz bazında, dolayısıyla enflasyon etkisi bağlamında ciddi bir biçimde azalmakta. Yurttaşın alım gücü, bu ülkede yaşam süren herkesin, sadece yurttaşların değil, alım gücünde dramatik gerilemeler meydana gelmektedir. O zaman şöyle bir ihtimal pekala mümkündür. Belki içinde bulunduğumuz dönemin hemen ardından, eğitimin ikinci döneminde, belki de 2021, 2022, 2023 eğitim yılının başında özel okullarda öğrenim gören çocukların ailelerinin uğradığı gelir kaybı nedeniyle kamu okullarına zorunlu yönelme ihtimali karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ve münhasıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın hazır ve teyakkuzda olma zorunluluğu var. Halihazırda belli başlı okullarda son derece kalabalık sınıflarda devam eden eğitim. Sınıfların kalabalık olması nedeniyle öğrencilerin bir kısmının haftada iki gün, bir kısmının da haftada üç gün okula gitmek zorunda kaldığı bir durumda. Özel okullardan zorunlu kaçış nedeniyle oluşacak sınıf yoğunluklarına cevap verecek bir hazırlığın şimdiden yapılması gerekiyor. Bütçede böyle bir kaynak var mıdır? Yoktur. 2021 yılında bağışçıların sağladığı altyapı imkanları nedeniyle sınıf sayısında belli bir artış söz konusu olmuştur. Ama bu artış örneğin boşta duran sınıflar anlamına gelmemektedir. Yapılan bağışlarla sağlanan eğitim altyapısındaki gelişme halihazırda tam kapasiteyle, bilebildiğim kadarıyla Sayın Bakan yanlışsa düzeltir, tam kapasiteyle kullanılmaktadır. Dolayısıyla özel okullardan zorunlu bir biçimde ayrılmak durumunda kalacak öğrencilerin kamu okullarında yer bulabilmesi ve buldukları yerin de eğitim imkanlarına mutlak erişimle kullanılabilmesi bağlamında tedbirlerin şimdiden alınmasına ihtiyaç vardır. Sayın Bakan'ın bakanlıktaki zamanı son derece sınırlıdır. Ancak şu günden bu hazırlık eğer başlamazsa ya Şubat'ta ki seçimin hemen ardından ve en iyimser tahminde önümüzdeki sonbaharda, Eylül'de okullar açılırken korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalmak pek mümkündür. Çünkü Türk lirasının kaderini tayin edenlerin bugün yaşatmakta oldukları durumun yakın bir gelecekte son bulacağına dair bir belirti henüz söz konusu değildir. Ortada bir politika vardır ve bu politika da bilinçli olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla dönemsel bir kriz yaşamıyoruz. Bu yaşadıklarımıza sebep olanların kriz diye tanımlamadıkları, bir politika olarak nitelendirdikleri bir durumda kendimizi bulmuş vaziyetteyiz. Ve her geçen gün hem devlet hem bireyler fakirleşmektedir. Bununla ilgili hazırlık behemihal başlatılmalı ve tüm kaynaklar, ülkesel kaynaklar, bu sadece kamu kaynakları anlamında değildir. Özel şahısların veya işletmelerin kaynakları da bir arada düşünülerek seferber edilmeli ve eğitim altyapısının oluşacak talebe yanıt verebilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda elbette özel okullarda yaşayanların da bu ülkenin insanı olduğu gerçeğinden hareketle bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Sayın Başbakan az önce nasıl olduğunu görmediğim, izleme şansım olmadı, meclisteydim. Muhtemelen gösterişli bir basın toplantısıyla ekonomik önlemler paketini açıkladı. Detaylarına hiçbir biçimde hakim değilim. Sağ olsun Sayın Toros ana hatlarını önüme bir not olarak iletti. Görebildiğim kadarıyla örneğin eğitimle ilgili herhangi bir tedbir söz konusu değildir açıklanan önlemler arasında. Özel okullarda dövize endekslenmiş harçların derhal ilgili kurumlarla istişare edilerek, görüşülerek Türk
Türk lirasına veya sabit bir kura sabitlenmesi şarttır. Yasal bir dayanaktan bahsetmiyorum. İzinlendiren makam sizsiniz. Bu konuda o kurumlarla konuşursunuz. Giderlerinin Türk lirası olduğu aşikar olan kurumlarda dövize endekslenmiş harçlarla eğitimin devamı kendi menfaatleri açısından da doğru değildir. Dolayısıyla bu konuda bakanlığın yönlendirici olması gerekir. Girişim yapması gerekir. Bu konuda iyi niyetle yaklaşım gösterenlerle göstermeyenlerin ayrıştırılması ve kamuoyunun bilgisine getirilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde eğitimde kamu okullarında nasıl ki bazıları tam gün eğitim alırken, düzeltiyorum, tam zamanlı eğitim alırken bazı çocuklarını seyreltilmiş eğitime mahkum kalıyor. Aynı şekilde bazıları özel okullardaki eğitimlerine devam şansı bulurken bazıları da özel okullardan atılmış pozisyona pekala düşebilecektir. Özel okulların öğrenci kaybı kamu okullarının bünyesini eğer zorlamayacaksa benim için daha az rahatsız edicidir. Ama eğer özel okullardan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler kamu okullarında eğitimin zaten ağır aksak gidişine daha da olumsuz etkide bulunacaksa o zaman bu benim için çok büyük bir meseledir. Sizler için de olmalıdır. Tüm giderleri Türk lirası üzerinden gerçekleşmekte olan özel okullarda dövize endekslenmiş harçlar bugünün ekonomik durumuyla, bugünün ekonomik koşullarıyla uyumlu değildir, vicdani de değildir. Dolayısıyla bu konuda devletin söz ve karar yetkisine sahip olduğunu bilerek girişim yapması elzemdir. Böylesi bir durum yaşanırken Sayın Başbakan'ın açıkladığı ekonomik önlemleri elbette birazdan inceleyeceğiz ve bundan sonraki bütçe görüşmeleri sırasında onlarla ilgili de fikirlerimizi elbette dile getireceğiz. Ancak unutulmaması gereken ilk şey bu ülkede eğitime olan ihtiyaç eğitimli birey orantısı bağlamında maalesef doğru çalışmamaktadır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Her bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir bireyin eğitimli olduğuna ilişkin bir ön kabulle kendimizi aslında son derece eğitimli ve kültürlü bir toplum olarak addetmekteyiz. Ancak biz biliyoruz ki bizim kendimizi görmek istediğimiz yerde kamu kurumlarındaki eğitim hem çok daha uzun sürelidir hem de çok daha uzun soluklu ve günün koşullarına uyarlanmış vaziyettedir. Buradan neyi anlatmaya çalışıyorum? Tam gün eğitim bu ülkenin artık ertelenemez bir zorunluluğudur. Bununla ilgili altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, bununla ilgili insan kaynağının karşılanması kendi kaynaklarımızla sağlayabileceğimiz, başarabileceğimiz bir durumdur. Bunu gündemimize almak ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin özel bir çalışma prensibini ortaya koymak elzemdir ve bu ertelenemez ihtiyacın bütçe olanaklarıyla ilişkilendirilmemesi de şarttır. Çünkü mevcut koşullarda sürdürülen eğitim maalesef idareten olmaktadır. Üstelik bakanlıkla eğitim iş kolundaki kamu çalışanları arasındaki gerilimi de hesaba katarsak bu konuda ortak aklın mevcut koşullarda bulunabilmesine imkan bulunmamaktadır. Bununla ilgili umuyorum ki önümüzdeki dönem bütçe imkanlarından bağımsız bir biçimde çok daha fazla fırsat ifade eden bir dönem olsun ve yaşanacaklar Kıbrıs Türk halkının hayrına olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.